Arkadaşlar, bu haftaki dersimizde kağıt ve kalemle size birazcık daha tonlama ve skala değerlerinden bahsedeceğim. Skala nedir? Aslında skalada 11, 9, 7 gibi ton bulabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim, beyazla siyah arasındaki, yani en açık ve en koyu arasındaki bulunan basamaklı değerlere skala diyoruz. Şimdi mesela beyazımız var. Bakın şöyle göstereyim, beyaz. Burada görünüyor mu? Biraz daha aşağıya kaydırayım da. Evet, şöyle beyaz. Ve bu da siyahımız. Yani en koyumuz. Şimdi bu ikisinden boya olursa eğer aynı miktarda, eşit miktarda karıştırdığımız zaman ne elde ediyoruz? İkisinin tam ortası olan griyi elde ediyoruz. Bunları ben niye hazırladım? Ben bunları başka şeylerde, işte resimlerde ton değerlerini görmek için ayarladım. Yani bu şekilde tuttuğunuz zaman ton farklılıklarını görebiliyorsunuz. Şimdi biz ne yapacağız? Skala değerlerini, yani en koyu ve en açık arasındaki gri değerleri en azından 9 basamak üzerinden bulmaya çalışacağız. Ben gene şu kalemlerden kullanacağım. Doğal olarak böyle kullanınca çok fazla tabii ki şey yapamayacağız. Yani çok fazla böyle tarama şeklinde olmayacak. Daha çok boyama şeklinde olacak. Serbest el alalım. Bizim işimiz serbest el arkadaşlar. Şimdi şuna birinci basamak dersek, bakın işaretliye işaretliye gidelim. Hatta işaretleyebilmek için şöyle çevirelim. Yanlış yönden başladık çünkü şu. Böyle ucuyla işaret koyarak gidelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane işaretleyelim. Bu arada kağıt şeyden çıkmasın, görüntüden. Bu çok önemli, tonları ayırt edebilmeniz için. Normalde tabii ki artık bilgisayarda tonlara bakarsanız daha net göreceksiniz. Siyah beyaz skala yazın, bir sürü internette çıkar. Ama önemli olan bunu kendinizin tabii ki çıkarabilmesi. Şimdi buna bazı şeylerde bakın, mesela bazılarında bir beyaz 9 en koyudur. Bazılarında da 9'a beyaz 1'e koyu derler. Fark etmez o. Ben şurada biri, mesela ben 0'a en yakın tonsuz olduğu için beyaz olarak alıyorum. 9'u da en koyu olarak alıyorum. Tamam mı? Şimdi koyudan başlayalım. Tabii ki bu koyumuz değil. Ben şurayı doldurmak adına hemen şöyle aldım. Bakın dikkat ederseniz tonlama yaparken elimin şu kısmını dayıyorum. Daha önce de bahsetmiştim. Araştırma çizgisinde elimizin burasını dayamıyoruz. Tonlama yaparken dayıyoruz ve buradan şöyle hızlı hareketlerle tonluyoruz. Kontrollü hareketlerle. Şimdi bunu birçoğunuz çok koyu görebilir. Fakat hemen kontrol edelim, bakın. Görüyor musunuz ne kadar açık? Gözünüzü kısarak bakın. Hele ki siyaha göre bakarsak ne kadar açık olduğunu görürüz. Tabii ki kurşun kalemle çok simsiyah yapamayız ama gene de biraz daha ne yapacağız? Koyulaştıracağız.
Şimdi tabii ki boyanın verdiği siyahlığı burada elde edemeyiz. Önemli olan ton farklılıklarını, ara değer zenginliklerini yakalayabilmeyi öğrenmek. Şimdi sadece siyah ve beyaz yok. Burada asıl önemli olan ne biliyor musun? Siyah ve beyaz arasındaki gri değerleri görmek. Şimdi siyahımız, beyazımız bu. Ne yapıyorum? Bu ikisi arasındaki orta değeri alıyorum. Neden? Kontrollü gitmek için. Hemen bir altındakine geçebiliriz. Onu da yapabilirsiniz ama ben biraz daha temkinli gidelim diyorum. Şimdi şu. Bakın hala bu kadar değil. Yani şöyle göstereyim. Bu kadar koyu değil. Bu da bu kadar koyu olmayacak. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz daha ikisinin ortasını buluyoruz. Şöyle biraz yan tarafını kullanalım. Daha koyu olacak yani. Tabii bunu çok böyle aşırı hassas jilet gibi şu kenarları falan tonlayabiliriz. Benim burada derdim dönem ödevi şeklinde öyle çok hassas bir şey hazırlamak değil. Ton farklılıklarını göstermek. Buna göre daha koyu olacak. Şimdi bu ikisinin ortasını bulalım. Bakın şu anda açık. Şu anda ikisi aynı. Şu anda bir ton daha koyu. Evet, şimdi buna göre biraz daha açık. Burası tam siyah olmadığı için biraz daha siyah yaptığımızda aradaki fark daha net görülecektir. Biz de bunları birbirine göre tabii ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi. Araya çizgi çekmiyoruz. Yani böyle bir çizgi çekmiyorsunuz. Ton farklarıyla birbirlerinden ayrılacaklar. Böylece elimizde biraz tonlamaya alışacak bakın. Üç basamak elde ettik görüyor musunuz? Şimdi bu ikisinin arası birbirine çok yakın olacak üçü. Dolayısıyla şunları biraz daha ayarlayacağız. Şimdi boya olsa daha sonra boyada göstereceğim zaten. Yağlı boya çalışmaları falan gösterdiğimde. Boyayla daha kolay. Boya miktarını ayarlıyorsunuz. Evet. Böyle aşağıya doğru bir iniş elde ettik basamak basamak. Şimdi bu ikisinin ortasını bulalım. Bu ikisinin ortasını bulalım. Bunlar çok açık daha olduğu için ikisini bir alabiliriz.
Şimdi burada çok hafif beyaza doğru geçiş. Evet arkadaşlar, kısaca birden 9'a kadar değerler böyle. Kısaca diyorum, bunların çok daha iyisini şeyde boyayla yapabilirsiniz ve şeyde internette bulabilirsiniz. Ama önemli olan, bakın, bulursunuz, görürsünüz. Hayır, önemli olan sizin bu ton değerlerini tarayarak, tonlayarak yapabilmeniz arkadaşlar. Bunu çalışıyorsunuz. Çok fazla uzatmayacağım. Önümüzdeki hafta birkaç tonlama yapacağız. Bunları tonlayıp geliyorsunuz. Çalışmanızı yapıyorsunuz. Bu haftaki derste birazcık gecikmeli yayın olacak. Evet. Dediğim gibi çok mükemmel değil. Mükemmel değil derken ton geçişleri normal. Gözünüzü kısarak baktığınızda. Sadece böyle bir şey, güzel sanatlar fakültelerinde böyle bunlar tabii ödev olarak veriliyor. Orada böyle tabii jilet gibi böyle kenarları bantlanmış, tonlanmış falan isteniyor. Öyle bir çalışma yapmadım ben. Burada tonları nasıl elde edeceğimizi gösterdi. 9 tonu nasıl gri tonları ara değerleri elde ederiz diye gösterdim hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar, bu derslik bu kadar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.